Canlar, hepiniz bu acemi günümüzde 2 Temmuz bizim çağımızın Kerbela'nı tekrar yaşatan 2 Temmuz'un anısına yapılan bu medyasyon gösterimimizde bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı örgütüm adına suçlarlarımı sunuyorum. Biraz önce sevgili Metin Canımız bahsetti. Sivas katliamından 30+1 yıl geçti. Yani bir ömür. Sivas'ta bizi yakan zihniyet o katilleri de bu zaman açtığımız sürede atladı. Ama biz inatla, ısrarla Sivas katliamını önceki katliamlardaki olduğu gibi hiçbirini unutturmayacağız. Hepsini mücadelemizde yaşatacağız. Biraz sonra izleyeceğimiz hem hafıza merkezi hem belgesel yarınlara Sivas katliamının belleğe olacak. Bunu hazırlayan, katkı sunan Avrupa Birlikler Konfederasyonu'nun Genel Başkanı, Eşit Genel Başkanı Hüseyin Mahd ve Nemir ablamıza, Avrupa'daki canlarımızın katkıları ne oldu, onların lokmaları ne oldu. Hizmetlerim Hak Dergahı'na yazılsın. Bize merhaba. Şimdi ben gerekli teşekkürleri ettik. Ben de eksik olmasın. Bu salonda emek veren emekçi kardeşlerimize de ben teşekkür edeyim. Ve uzak yerlerden de gelen sevgili canlar, hepinizin ayağına sağlık. Tabii herhangi bir organizasyon gibi algılanmamalı bu çalışma. Bir hafıza tazeleme, hafızalarımızı yeniden bir gözden geçirme ve cennetten de ifade ettiği biçimiyle henüz o tarihte yeni doğmuş ve katliamla ilgili çok bilgisi olmayan, ondan sonra dünyaya gelmiş olan gençlere bu meseleyi bütün boyutlarına anlatabilme çalışması. Aslında bir tarih yüzleşmesi. Tarihiyle yüzleşmesi gerekenler yüzleşmiyorlar. Ama biz onların da görevini üstlenerek yaşadığımız bu coğrafyada insanlığa karşı işlenmiş bütün suçlarla yüzleşmek zorundayız. Ve yüzleşmeleri için de bu ülkeyi yönetenlere bunu dayatmak zorundayız. Çünkü her zaman söylediğimiz şey şu sevgili canlar. Tarihimizle yüzleşmez isek çürürüz. Daha geçen gün, birkaç gün önce Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan yangınlar ve ne yazık ki Diyarbakır ve Mardin'de o vahşeti gördük. Yanmayı ve yakılmayı en iyi hissedenler olarak acımızı tarif edemiyoruz. Ve ne yazık ki orada yanan insanlar, yakılan insanlar ve orada yakılan börtü böcek, orada her türlü canlı, mahlukat, ağaç, çiçek, ot ne varsa hepsini aynı görüyoruz. Ve hiçbirini Sivas'tan farklı görmüyoruz sevgili canım. Ve biz bu ülkede bütün bu yaşanan olayları tırnak içinde söylüyorum, bütün bu yaşanan olayları olay gibi kavruyoruz. Aslında arka planına baktığımız zaman ormanların niçin yakıldığını da biliyoruz. Çünkü gözümüzün önünde cereyan ediyor her şey. Özellikle niçin turistik alanlara yakın yerlerde ormanların yandığını, niçin bir takım müteahhitlere rant elde etmeleri için bir takım yerlerin peşkeş çekilmesi için yakıldıklarını görüyoruz. Peki Sivas'ın, Maraş'ın, Çorum'un, Gazi'nin, Surucun, Kobani'nin ya da Roboski'nin ya da hemen yanı başımızda yaşanan o Soma maden katliamının, Amasra katliamının, Ermenek katliamının ya da geçen yıl yaşadığımız o kocaman devasa deprem katliamının hepsine baktığımızda arka planında ne yaptığını da görebiliyor muyuz toplum olarak? Bu sorunun cevabı kocaman hayır. Çok az bir bölümü, yani bizler bu salonları dolduracak kadar olan insanlar bunun farkındayız. Hani o bildiriler hazırlanmamış mıydı? Evi dolaştırılmamış mıydı? O camilerde bununla ilgili fetvalar verilmemiş miydi? Ya da devletin birimlerinin bundan haberi yok muydu?
Yani Nietzsche'nin, başka başka birimlerinin, emniyetinin, valiliğin haberleri yok muydu? Ya nasıl oldu da, biraz sonra izleyeceksiniz, nasıl oldu da o gün Sivas'ta bulunan bütün askeriye, polis, İmralı tarafına, Divri tarafına gönderildi? Niye boşaltıldı? Niye amaçlanmıştı? Söyleyeyim sevgili canım. Bugünkü siyasal iktidarın yol taşlarını döşemekti Sivas. Bugünkü tekçi rejiminin, bugünkü tek adam rejiminin, bugünkü her şeyin saraydan kontrol edildiği, yönetildiği rejimi hayata geçirmek için Sivas'a ihtiyaç vardı. Ve Sivas katliamı bunun için planlandı. Dolayısıyla bugün yaşadığımız sorunların tamamı çevre sorunundan, kadın sorununa, eğitim sorunundan tutun, aklınıza gelecek ne varsa. Yani yaşadığımız ekonomik krizlere kadar, açlığa, sefalete kadar, çevrenin talan edilmesi, doğanın tahrip edilmesine kadar, yaşadığımız hangi sorun varsa sebebini burada aramak gerekir. Bu tür katliamlarla yüzleşmenin anlamı burada.